Evet, finale doğru gitgide hızımız artıyor. Ortalık 56 olma yoluna doğru gidiyor. Çok iyi bir bölümdü bence 6. bölüm. William'ın çocukluğuna indik, kendi iç hesaplaşmalarını gördük. Dolly Hale'in içindeki yumuşak Dolores'in sesini dinlemesi ve Charlotte'un ailesini kendi ailesi gibi bilmesinden dolayı başına gelenleri ve esas Dolores'le Dolly Hale arasındaki düşmanlığın da sinyallerini gördük. Delos'u gördük ve orada yeniden yazılan Maeve'i gördük. Adeta sezon sonuna bizleri hazırlayan, hadi bakalım safları sıklaştırın denilen bir bölümdü. Bu bölüm sadece Caleb'ı görmedik, bir de gelecekteki Dolores'i görmedik. Caleb'ın da numarasının diğer bölüme ya da sezon finaline saklandığını düşünüyorum ki 7. bölüm fragmanlarında Caleb bolca görünüyordu. Sizin yazdığınız yorumlardan da ilham alarak geçen haftaki bölümü bir daha izledim. Caleb kimdir sorusuna cevap arıyoruz hani. Ve bir arkadaşım Caleb'ın çok önemli bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Şu anda sadece Dolores ne derse onu yapan biri gibi duruyor yazmıştı yorumlar kısmına. Bence de çok haklı. Yani Aaron Paul sırf Dolores'e yardım ve yataklık etsin diye diziyi almamışlardır değil mi? Ve Liam da sen yaptın dedi gözlüğünü taktığı esnada. Caleb'dan irkilmiş de hatırlayacaksınız. Teorilerinize de baktığım zaman Caleb Ford teorisi çok yüksek ihtimal çıkıyor gerçekten. Buna bir bakalım sonra yeni bölüme geçelim olur mu? Caleb arkadaşının üzüntüsünü yaşıyordu ilk bölümlerde hatırlayacaksınız. Ve arkadaşının sesiyle konuşuyordu. Tıpkı Ford'un Arnold ölünce Bernard'ı yaratması gibi. Kafama yediğim ilk kurşun bu değil demişti ayrıca. Biliyorsunuz Dolores de Ford'u alnının çatısından vurmuştu. Ha Ford'u Caleb'ın bedeninde yeniden kim yarattı? Dolores mi yarattı? Peki neden Caleb tam olarak bunu hatırlamıyor? Yani aslında kim olduğunu kendisi neden bilmiyor? Çünkü onu baştan yaratan öyle yaratmıştı. Neyse bu ufak netliği belli olmayan ama yüksek derecede doğruluğu olabilecek teoriyi de şuraya bıraktıktan sonra gelelim yeni bölüme. William yepyeni bir yol çizecek kendisine. Bu arada dünyada kaos başladı. Birkaç yıl içinde başına neler geleceğini öğrenen insanlar birbirlerini öldürmeye, intihar etmeye başladı. Tıpkı William'la ilgilenen terapistin William günah çıkarırken geleceğini görmesi, kocasından boşanma, işte tıp diplomasının iptali gibi şeyleri görmesi ve intihar etmesi gibi. Bu sırada William'a implant takarlar. Daha önce Caleb'a da takılmıştı hatırlayacaksınız ağzının içine. William bulunduğu terapi merkezinde ya da adı her neyse, ben geçen hafta Serac'ın abisinin de bulunduğu yer olduğunu düşünmüştüm. Çocukluğuyla, genç William'la, Men in Black'le yüzleşir ve bu yüzleşmenin moderatörlüğünü yapan da geçen sezon kendisine ölümsüzlük isteyerek bir simülasyonun içine hapsedilen James Delos'tur. Ve hepsini öldükten sonra beyazlar içindedir. Ben iyi adamım der ve beyazlar içindeki kostümüyle Bernard ve Stubbs tarafından uyandırılır. O kargaçada ona gerçekten de dokunulmaması ilginçtir. Kurtarıldığında da şimdi neler yapması gerektiğini bildiğini söyler. Delos'u Serac'tan geri almak ve Dolores'in insan ırkına olan hücumunu durdurmaktır niyeti bence. William şu anda tek gerçeğin kaos olduğunu söyledi. Kaostan beslenen insanların dünyayı daha korkunç bir yer yaptığını anlattı. William'a Caleb'ın bu sezon başında takıldığını gördüğümüz işte o ağız implantlarından biri veriliyor ve AR terapisine hazırlanırken test ediliyor. Teknisyen ekranda sentetik belirteçler bulundu yazısını görüyor ve bilinmeyen protein tespit edildi yazısını görüyoruz. Ekran daha sonra titriyor ve ekranda veri aktarımını izleme yazıyor. Sonra da alıcı sunucusu tespit edildi ifadesi kullanılıyor. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Gerçek dünyadaki William'ın bir host olduğu ve Dolly Hale'in ona batırdığı iğneyle yani aldığı kanla onun yaptığı her şeyi izlediği gibi bir anlam çıkarabiliriz buradan. Yani o gerçek insan olan William'ın parkta kaldığı ve bu gerçek dünyadaki William'ın host olma olasılığı artıyor. William, Bernard ve Stubbs tarafından uyandırıldı ve Stubbs belki de onu burada bıraktılar dedi. Şimdi bu üçlü beraber hareket edecekler ancak dediğim gibi William'ın izleniyor olma ihtimali çok 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 yüksek. Dolly Hale de Dolores'in kendisini ne için yeniden yarattığını adeta unutmaya başladı. Gerçek duygular onu ele geçiriyor. Dolores'in gerçek duyguları onu ele geçiriyor ve Hale'in kocasıyla çocuğunu benimsiyor. Kocasına hatta hikayene mi baktın dediğinde bakmadım benim hayatıma o hikaye yön veremez. Bu bizim hikayemiz gibi bir şeyler söylüyor kocası. Bizim Dolly Hale de Allah'ım işte hayatımdaki tek gerçek insan gibisinden sarılıyor ve finalde de arabada patlama olunca Dolly Hale'i yanıklar içinde gözünden bir damla yaş akarken görüyoruz ve adeta intikam, intikam dediğini duyar gibi oluyoruz. Maeve'i çayır çimen geze geze gördük bölümün başında.
Kızını hayal ettiği yerde Serak ise onun yanına geldi ve Dolo'ya karşı yapabilecekleri konusunda teşvik etti. Maeve ise benim teşvike değil yardıma ihtiyacım var dedi. Arkadaşlarının yanında olmasını istedi Maeve ve yeniden 2. Dünya Savaşı Parkı'na gönderdi. Ancak Serak, tekrar başarısız olursanız geleceğiniz böyle güzel bir ortamda, böyle pastoral bir ortamda olmayacak dedi. Maeve Nazilere karşı ortalığın anasını ağlattı. Lisa Ismore'le yeniden karşılaşırız burada. Görünmemek üzere olan Lisa Ismore. Maeve kendisinin yeniden yaratılmakta olduğunu açıklar ve simülasyonu fark edip kendisinin Delos'ta olduğunu görür. Hector'u simülasyonun içinde bulur ancak Hector'un gerçek incisini dışarıda, gerçek dünyada da görebilir. Daha sonra Hector'un gerçek benliğini bu simülasyona indirgiyor ve Hector ve Maeve yeniden buluşuyor. Maeve, Hector ve Lee, Dolores kopyasıyla yüzleşmek için Delos'ta aşağı inerler. Karşılaştıkları kontrol ünitesi Serac'ın topladığı Martin Connells'ın kontrol ünitesi. Bu ikilinin karşılaşması uzlaşmaya varmayıp tam tersi bir düelloya varıyor ve bu sırada gerçek dünyada Dolahale Hector'un incisini elinde tuz ve buz ederek Maeve'i çıldırtıyor. Maeve de bölümün sonunda ev sahibi olarak yeniden yaratılıyor ve yeniden yapılan sadece kendisi değil. Orada bir kişi daha var. Kim olduğunu bilemiyoruz. Maeve belki Lisa Ismore sanmıyorum, belki de Clementine'le birlikte yolculuğuna devam edecek. Serac'ın hedefi Delos'a ulaşıp tüm tesisin kilitlenmesi ve oranın yok edilmesi. Westworld'da kalan mevcut tüm ana bilgisayar ve veri parçalarını yok etmek istiyor. İstediği tek şeyin Dolores'in kafasının içine gömülü şifreleme anahtarı olduğunu biliyoruz. Maeve'in Serac'ın istediği yerine getireceği artık çok aşikar. Hatta yeniden yaratıldığında hani dedim ya başka biri daha yaratıldı. Ona da çok emin baktı. Ona da çok gülümseyerek baktı. Acaba Dolores gibi o da kendi kopyasıyla mı geliyor? Dolores'le bir olup Maeve de Maeve'le mi bir olacak? Yani bu iyice tantana oldu ya bu Westworld. Sezon çok iyi gidiyor. Bölümler çok iyi gidiyor. Ancak bölüm sonlarında genel olarak kim kiminle, kim kimin yanında artık savaş ne zaman başlayacak diye düşünüyoruz. Bu da aslında Westworld'un felsefesini bir tık düşürüyor diyebilir miyiz acaba? İkinci sezonda ya da özellikle birinci sezonda bölümleri izlerken düşündüğümüz şey kim kimin yanında, kim kiminle savaşa katılacak değildi. Ama üçüncü sezonda hep bir birleşmeler, safları sıkılaştırmalar, düşmanını belirlemeler ve artık savaşa doğru gitmeler görüyoruz. Üçüncü sezon genel olarak karakter derinliğinden ziyade aksiyon derinliğine yoğunlaştı bence. Ha ben Westworld'u çok severim bilirsiniz. O yüzden Westworld'u izlemeyeceğim ya da bir sonraki bölümü merak etmediğim anlamına gelmiyor ama birçok izleyicisini bu noktada kaybettiğini düşünüyorum üçüncü sezonda. Bu durumda dördüncü sezon gelecek mi nasıl gelecek bilemiyorum. Yani altıncı bölüm bitti ve biz neyi konuşuyoruz? Kim kiminle, kimin karşısında, kimle savaşacak? Kaldı 2 bölüm. 7. bölümde de umarım Caleb'ın kim olduğu, esas da kim olduğu ortaya çıkar. Ve geçen bölüm Liam ölmeden önce sen başlattın dediğinde Caleb'a kafamız iyice bla 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 oldu. Evet benim Westworld 3. sezon 6. bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sanki inceleme değil de biraz özet videosu gibi oldu ama diziyi izlediğimde gördüklerim, görebildiklerim ve kendimce fikir yürüttüğüm kısımlar buralar aslında çok açık bir bölümdü. Yani çok soru işaretleri olmayan, olsa da bunların cevabını bir sonraki bölümlere saklayan, yani bizim teori üretmemize pek bir fırsatın olmadığı sorulardı. Haftaya Westworld 3. sezon 7. bölümle, ay kaldı 2 bölüm, 7. bölümle görüşmek üzere, hoşçakalın.